Mutlu günler sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programı. Vizyon 58 televizyonu İstanbul temsilcisi Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu Avrasya Hastanesi doktorlarından kalp damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Çenel oldu. Önemli konu olan tabii kalp damar hastalıkları. Yani evet. Kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanıklıklar ve buna bağlı kalp krizleri. Şu andaki belki de en güncel olan konular bunlar olabilir. Avrasya Hastanesi doktorlarından kalp damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cenel kalp hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tabii şu anda dünyadaki en önemli ölüm sebepleri, yani belki kanserle başa baş gidiyor diyebiliriz yani şu anda. Tabii onun için koroner kalp hastalığı son derece önemli. Koroner kalp hastalıklarında dediğim gibi kalbi besleyen damar tıkandığı zaman aniden o bölgeye kalbin kaslarına kan gitmeyince oradaki hücreler ölüyor. Ona bağlı olarak da ya onda kalp durabiliyor ya da ileride ciddi kalp yetmezlikleri oluşabiliyor. Tabii bu kalp damar, koroner kalp hastalıklarının en büyük sebepleri birincisi tabii genetik faktörler. Evet. Bir kişinin ailesinde maalesef genetik olarak diğer bireylerde maalesef kendilerine kadar iyi baksa da iletiliyor. Yani ama kalp hastalıklarında aile öyküsü önemli mi? Tabii özellikle koroner kalp hastalığında önemli. Burada tabii genetik faktörler yapacak çok bir şey yok ama diğer önemli 2-3 faktör daha var. Nelerdir onlar? Birincisi sigara, ikincisi şeker hastalığı. Yani şeker hastalığı da tabii neye bağlı daha çok? Obezite yani evet. Kilo almaya ve hareketsizlik ve stresli yaşam gibi sıralayabiliriz. Bir insan kilo aldığı zaman, iyi spor yapmadığı zaman, yani şeker hastalığına yakalan ihtimali yüksek. Hemen insülin direnci yükseliyor, göbekte yağlanma, karaciğerde yağlanma ve şeker hastalığı. Şeker hastalığı da bir insanda başladığı zaman damar tıkanıklığı riski %200 kat artar. Yani bir insanda şeker hastalığı varsa damar tıkanıklığı hastalığı da var demektir. Neredeyse o kadar eşdeğerdir birbirine. Onun için ne yapıyor? Şeker hastalığına yakalanmamak lazım. Özellikle annesi babasından, akrabalarında şeker hastalığı var ise o kişinin çok dikkat etmesi lazım. Şeker hastalığı risk açısından. Genel, her kalp rahatsızlığında ameliyat önerilir mi konusunda ise şunları söyledi. Tabii. Ya bazen ameliyat ediyoruz, bazen işte stent takıyoruz, bazen kardiyoloji, yani ilaçla tedavi ediyoruz, bazen hiçbir şey yapmadan tedavi ediyoruz, takip ediyoruz. Diyelim ki koroner kalp hastalığı var. Anjiyo yaptık, tespit ettik. Kaç damarda darlık var. Eğer kritik darlıkları var ise ve stente de uygun değilse o zaman bypass yapıyoruz. Yani dünyanın her yerinde böyle yani. Ama stente uygun ise stent de yapılabiliyor. O zaman ameliyatsız bir şekilde sadece bir anjiyo gibi damardan gelerek, kasıktan ya da koldan gelerek sadece anjiyo yöntemiyle stent takılabiliyor. O zaman ameliyata gerek kalmıyor. Ya da kritik darlık yok. Böyle %30-40 darlıklar var. Yani %70'in altında, %60'ın altında darlıklar var ise o zaman ameliyat yapıyoruz. O zaman kan sulandırıcı veriyoruz. Bir takım kalp bozucu ilaçlar veriyoruz. İşte kolesterolüne yönelik ilaçlar veriyoruz. Şekere varsa şekere yönelik ilaçlar veriyoruz. Bu şekilde takip ediyoruz.